Merhabalar. 7. videoya hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz şimdi. Act 6'daydık. Şeye doğru ilerliyoruz. Buradan devamı sanırım Chiron Docks olması, zaten oradaymışız. Bölge olarak. Şimdi Anorak'ların bu kardeşini bul görevi, yanlış hatırlamıyorsam, Korman Basin'deydi. Ha yok, buradaymış. Chiron Docks'taymış. Burada neredeydi onu şu an şey yapıyorum. Bir tane şeyde olması lazım. Hah. Tam diyecektim ki bir tane mağara gibi bir yer olması gerekiyor diye. Girişini gördük burada. Ben normalde bu haritada bazen sola yapışık yürüyorum çünkü şey o tarafta, Shrine o tarafta olduğu için. Buradan yürüseymişiz şey yapacakmışız. Bulamayacakmışız. Şimdi Anorak kardeşler değil, göndermişler, onlar da buraya gelmiş. Bir tanesi burada galiba. Diğeri de içeride. Biri diğerini bırakıp gelmiş sanırım buraya. Burada da bir tane şey olması gerekiyor. Shrine bu arada. Şimdi şeyin... O sebeple gelmemiştim buraya aslında. Hani görev icabı geldim de. Şeylerin adını görünce artık mekanların... Otomatikman şey geliyor yani. Burada Shrine vardı diye hatırlıyorum isminden. Belki... Söyledim bilmiyorum. Grim Tools sitesinde her videonun sonunda şeyini paylaşıyorum, işte build yaratma videosunu. Oradan build yaratma dışında item database var. Oradan hani hangi itemleri kullanmak istediğinizi önden planlayabilirsiniz veya bütün database'i tarayıp bakabilirsiniz. Bu adama tıklamanız gerekiyor, yoksa bu görev boş boşuna, içeri gitmeyin. Bir tane birini öldürmenizi istiyor. Neyse, o dediğim sitede şey de var. Checklist diye bir kısım var. O checklist oyundaki bütün şeyleri, shrine'ları gönderiyor, gösteriyor yer olarak. Siz de oradan bunu açtım, bunu açmadım diye işaretliyorsunuz ki kendinize şey olsun, yani böyle çetelesini tutmuş oluyorsunuz yani. Yerini de gösteriyor. Hani bilmiyorsanız diye. Evet, sonunda şeyi açacak mıyız? Provence Crown'u. Hangi skill'e bağlayacağız onu? Bu arada ben bunu değiştirdikten sonra şeyi takmayı unutmuşum ona. Skill'e. Ona gidip takayım. Onu da aslında şey yapmam gereken, siz de öyle yapın. Almışken zaten 800 gold mu 500 gold mu ne? 5-6 tane alıp şeyde tutmak gerekiyor sürekli, habire çevirmektense. Şöyle şuraya koyayım. Bu devotion'da değilmiş bir sonrakinde. Onu neye bağlayacağız? Rumor var bizde. Onu da Illumina'ya bağlayacağız mecbur şimdilik. Açtıktan sonra tabii, daha açamadık. Ama burada dışarıda da bir tane shrine var. O yüzden çok uzakta değil. Katliam yarattık biraz. Evet, yine aha, bir tane daha setin 3. parçasını da bulmuş olduk. Bu glifler de şeyde satılmayan, bu factionlarda satılmayan
hareket skilleri için. Atıyorum tip olarak hepsi birbirinin zaten normal hareket skillerinin aynısı atıyorum. Bir tanesi zaten böyle. Ama şu an benimki mesela öyle koşup vurmaktan başka hiçbir şey yapmıyor. Bu tarifini aldıklarımız biraz daha işte ne bileyim vurduktan sonra hasarını %30 düşür. İşte defensive ability'sine 240 gibi şeyler de oluyor arkasında. O yüzden bunları da şey yapmamak lazım, hani es geçmemek lazım. Pantolona bakayım. Belki kullanırım veya önemli diye şey yaptığım itemler burada bayağı arttı. Şimdi bu... bakayım nereden gideceğiz oraya. Act 6'ya eğer şeyinden önce giderseniz zamanı gelmeden yani sıranın dışında 1, 2, 3, 4, 5, 6 değil de atıyorum 1'den sonra, 2'den, 3'den sonra şu an benim yaptığım gibi 4'ten sonra giderseniz buradan döndükten sonra şimdi ben buradan Act 5'e döneceğim. Atıyorum buradaki işim bittikten sonra Act 5 çok şey gelmeye başlıyor. Kolay gelmeye başlıyor. Daha burada şu an zorlanma kısmında değiliz de buradaki bazı yaratıklar ileride özellikle canları çok fazla, zorlamaktan kastım da o yani. Şimdi sola yapışıp gidiyorum dediğim gibi Chiron Dogs'ta. Sebebi de Shrine'ın bu tarafta olması. Rowan's Crown'u neye bağlasak acaba? Şimdi açacağız çünkü. Şöyle hızlıca bakıyorum. Elemental Bleeding, Lightning, Cold. Evet, güzel bir kask. Ne 28 pierce kaybediyoruz. Kaybedebiliriz. Ama kazandığımız şey o kadar önemli. Bir sürü elemental rezistansımız var zaten. Ama onu kenarda tutacağım. Evet. Rowan's Crown. Hadi Vanish'e bunu ekleyelim şöyle. Attığımız zaman kaç oldu şansı? %85. Tamam. Yeter. Neredeyse her seferinde olacak demektir. İloman'ı her seferinde atmayı unutuyorum. O yüzden ona şey yapmadım ama. Mecbur bir yerde İloman'ı da kullanmamız gerekiyor. Bir de o herkesi yayılıyor da. Böyle son yayıldığı kişiyi öldürürseniz kimse cesetten yayılmadığı için. Böyle mesela şu an kimsede şey yok. Yani ilk birkaç saniyede o skill aktif etti etti etmedi ölüyor zaten ortalıkta hiçbir şey kalmıyor. Şimdi Conclave of the Tree'den artık bu act'in ikinci kısmı olan Vanguard of the Tree'ye geçeceğiz. Geçmeden önce şurada şey gördüm. Totem gördüm. Evet hala şey glifler çıkmaya devam ediyor. Bunu niye almıyor? İlerlemeye devam edelim. Bu bölüm muhtemelen şeyi açarız gibi geliyor bana. O belti muhtemelen almış oluruz. Şu görevimi teslim edeyim. Bundan sonra zaten arada bir şey yok. Conclave of the Tree'ye gitmemiz gerekiyor sadece. Belki bir tane shrine vardır. Hatırlayamadım da.
Şimdi belt de alacağız da burada 49 fire gitse sıkıntı değil. 15 bleeding gitse sıkıntı değil. 14 pierce gitse iyi, sıkıntı değil. O belt bomboş da gelse, ki bomboş gelme ihtimali yok. Onu takabileceğiz en azından. Ona sevindim. Şimdi Vanguard of the Tree'ye giderken yola bakarak anlarım burada bir shrine var mıydı diye. Şu an bir şey diyemeyeceğim. Ama evet vardı. Burada bir tane yine şey. Yani mağara değil ama işte hani iç kısımda bir yerde. Oraya da gidişi hep karıştırıyorum. Yön olarak değil de aşağıda mı şeyde kalıyor. Seviye olarak buranın aşağısında kalıyor. Hangi taraftan aşağı gidiliyor? Bunu hatırlayamıyorum hep. Artık Ill Omen'ı şöyle bir Sandclaw şey var. Presence of Virtue içine. Şu aşağı seviyede önce şuradaki totemi aktifedeyim. Bazen ben daha vurmadan şeyler öldürüyor. Wind Devil'lar. Şuradan aşağı iniliyor bu arada, inelim. Glifleri de bir ara kontrol etmem lazım. Yeni bu görevi almamış mıyım ben? Tomb çıktı. Gidip bunun görevine bakmam lazım. O cesetten çıkan, az önce bir tohum aldık. Şu bir görev, onu bulmamızı istiyor da ben öyle bir görev şu an almadım. Evet, burada shrine var bir tane. Ama önce şu göreve bir bakacağım. Yani görev almadığım zaman o tohumun çıkmaması lazım. Onu, o kafam karıştırıyor şu an. Bu herhalde. Aynen. Tamam. O shrine'ı da aktif ettikten sonra elemental resistance verecek. Şöyle. Tamam. Şu an her şey planına uygun gidiyor. Shrine de gözüktü zaten orada. Level de atlamak üzereyiz. Erken atladık. Ta nereye şey? O proku açılmış. Illoman'ın şu an seviyesi düşük olduğu için duration da biraz az. Yani 2 saniye falan duruyor yaratıkların üstünde. Onu biraz arttırdıkça 5 saniyeye kadar çıkartabiliyoruz galiba. Offensive ability, resistance. Gelmişken sonuna kadar şey yapacağım ki geri dönüp gitmesi daha zor. Şu elemanla dövüşelim. Normalde eğer başka bir Bismillah değil, işte Bismillah seçtik biz galiba. Bismillah değil de başka bir şey seçerseniz onun görevlerinden bir tanesi buraya getiriyor sizi. Bu artık mağara mı ne derseniz oraya. Şimdi Vanguard of the Tree'ye geliyoruz. Oyunun ikinci kısmı gibi bir şey.
grifonlara da çok şey yapıyorum. Sürekli böyle hani inatla insanın peşinden geliyorlar. Ben burada şu kaskı mı takacaktım? Evet, armoru için takacaktık. Yani pek bir önemi yok dedim baştan. Sonradan içimden düşünüyordum. Her şey rezistans değil. Armorumuzu arttırmış oluruz diye. Evet, sanırım bu belt burada çıkabilir. Burada mıydı? 3 tane böyle bölge var. Bir tanesini geçtik. İkincisi burası. Şu Howling Chasm. Keşke baksaydım bunun şeylerine. Yok, burası da değil, tamam. Bu belli ki Act'in sonuna doğru olan kısımda karşımıza çıkacak. Buralar öyle çok. Burası zaten geçiş Vanguard of the Tree tarafına. Evet, şimdi Vanguard of Three'ye geldik. Burada da biraz görevler yapıp ilerleyeceğiz. Act'in sonuna doğru bizi yaklaştırır diye düşünüyorum. Yani bu video bittiğinde muhtemelen Act'in çok... Ya sonlarına bitirmiş olmayız muhtemelen. Bu oyundaki bence en uzun Act galiba. Bitirmesi uzun sürüyor biraz. Ama eğer bitirmiş olursak da artık kârımız olur. Şimdi şuradaki her şeyi satacağım. Bir de buradaki görevleri alalım. Bu acaba şurada açılan portal hangisinin göreviydi bakalım. Brisilla ile konuştuk. Yaratığı öldüreceğim dedik. Sanki burada bir şey açılıyordu, oraya girince de orada da. Şu şeye bakmam gerekiyor. İşte. Evet, satış artık biraz daha şöyle düzenli gitsek iyi olacak. Burada galiba şey yoktu. Depo. Aynen. Evet, Temple of Atep'e gönderdi şimdi bu arkadaş bize. Bu artık şeyin görevi. Bismil olduğu için buraya gönderiyor. Diğerlerinde sanırım başka yerlere gönderiyor. Şimdi burası artık komple Kaimon'un bölgesi. Biz Order of Death's Vigil'ı seçmiştik hatırlarsınız. Burası komple böyle fire yaratıklar, her yer sürekli lav. Ve Kaimon'un kendisi de buralarda bir yerde. Şöyle şimdi sağa doğru gitmemin sebebi burada bir tane daha shrine olması. Şöyle yakında bir yerde olması lazım. Buradan geçiş niye kapalı derken herhalde ileriden. Hadi bakayım. Şimdi Rowan's Crown'u tamamlamış oluyoruz burada. Bir tane mor boşa çıkıyor. 8 Chaos Resistance da almış olacağız. Şöyle şimdi. Buradan sonraki hedefimiz, şöyle biraz planlama yapalım burada. Şu mor şu an boşta. Bu moru çıkartacağım. Bu kadar maviye ihtiyacım yok.
Değil mi? Altı mavi lazım şu an sadece maksimum. Bunu da artık kaldıracağım. Bunu ve bunu kaldırıp 13 mor 13 yeşil ile gitmeye çalışacağım. Hatta onu buradayken yapalım. Yani şöyle bir tekrar şeyi de kontrol edeyim planlamadan. Harpi ve kurbağayı yapacağız. Bunda artık şeyde neredeyse max'a ulaşmak üzereyiz. Şimdi burada buna ihtiyacımız yok. Bu kadar maviye de ihtiyacımız yok. Harpi ve kurbağayı alacağız. Bunu aldığımız zaman 12 yapıyor zaten. Bir de buraya bir tane koyar 13 yeşil yaparız. 7 mor yapıyor. 5, 12 bir tane de mora koyduktan sonra artık bu açık olacak neredeyse. Evet, bir enerji rejenerasyonu da geldi, o da iyi. Vitality Resistance Offensive Ability. Tamam. Bu şey bayağı oynak ağaç. Enteresan bir ağaç yaptım bu sefer, çok böyle sürekli bir şeyleri sıfırlıyorum. Şimdi Ruins of Abit burada. Ruins of Atep de orada galiba, aynen. Oradan Altar'ı aktif etmemizi istiyor bizden. Bunu aktif edebilmemiz için de 3 tane gardiyanı var. Onları öldürmemiz gerekecek. Şimdi şöyle bir şey de yapacağım. Onu yapmışken. Bunu hazır iptal etmişken bunu Wind Devil'a bağlayalım. Daha garanti olsun. Normal yaratıkların o kadar rezistansını düşürmemize gerek yok. Bir şeyi zaten çok hızlı öldürüyorsak rezistans düşürmeye ihtiyacımız yok demektir. Hızlı öldüremiyorsak da Wind Devil yavaş yavaş yaklaşıyor. O geldiğinde hala yaratık ölmediyse zaten rezistansını düşürmemiz gerekiyordur. Öyle bir düz mantık kurarak Wind Devil'a şey yaptım onu ki bende zaten Murmur var. Evet, 3 tane gardiyanımız burada. Evet, tamamlamış olduk. Şu temple'ı da activate edelim. Ve şu elemanı da çağıralım. Spawn of ATP. Geri dön diyor. Bir geri dönelim. Sonraki görevimizi de alalım. Buradan çıktık. Vanguard of Three. Şu hangi temple istiyordu? Tomb of the Eldritch'ten zaten artık şey, ana görevin sonuncusu. Ben şunu merak ediyorum. Preemptive Strike. Tomb of Ariadne. O da artık muhtemelen bayağı ileride. Şöyle ilerleyelim. Buradan mı gideceğiz? Bizi aşağı doğru götürüyor. Evet. Kaskı takayım artık, rahatsız etmeye başladı. Bire bakıyorum bakıyorum, gözüme çarpıyor oradan. Şeyi de bırakayım. Bunlar hep 50 level mi? Aynen. Şu omuzluğu da bırakayım. Üç parça oldu.
Aynı setin farklı parçalarını elde etmek istiyorsanız bu arkadaş transmute yapabiliyor. Bir set parçasını aynı set içinde başka bir parçaya olması lazım. Ya aynı setin başka parçasına ya da başka bir setin aynı parçasına. Aynı yani yaklaşık level'lardaki. Anlatabildim mi bilmiyorum. Mesela şimdi aynı setten bir tane daha kafalık çıksa onu koyup setin başka parçasını almayı deneyebiliyorum. Ya da tamamen onu koyup başka bir setin bir parçasını alabiliyorum. Bu act'in en zor yaratıkları şunlar. Yani bunlardan çok hasar yemeyip kolay öldürebiliyorsanız bu act'te sıkıntınız yok demektir. Burada zorlaşıyor çünkü. Bunlar ileride biraz daha fazla sayı olarak fazla çıkmaya başlıyorlar. Şu an az çıkıyor yani. Tabi Burning Blade için ben bunları çok şey yapıyorum. Bu bütün petlerin hasarını şeye çeviriyor, fire'a çeviriyor. Fiziksel hasarlarına. Petlerim mi, iskeletlerim mi? Ha aynen. Tamam, bütün petlerimmiş. Yanlış yere okuyorum sürekli. Tomb of Setan var. İşte Tomb of Ariadne'da Tomb of... Hiç bakmadım ona. Az önce geçerken sanki orada bir tane daha şey vardı. Mezar vardı. Var mıydı? Hızlıca şöyle köşeden bakacağım. Yok, gözükmüyor. Yer olarak neredeydi peki? He şey, Valdez Shows'un Infernal... O bayağı ilerideymiş. Şu Messenger da bayağı ileride. Buralardan falan 2-3 tane şey geçeceğiz, waypoint geçeceğiz mi? Buraya gelinceye kadar hatırladığım kadarıyla şu hep bunun ismine bakıyorum. Infernal Waste, evet, burada artık Messenger ve Tomb of Ariadne'ı arıyoruz. İkisi de zaten galiba sanki aynı tarafa doğruydu. Gözümü öp haritada. Messenger'ın yeri biraz acayip. Böyle bu taraftan aşağıya doğru gideceğiz. Şu değil mi? Yok, bu set almış. Şimdi mesela şey, göğüslük çıktı, bu setten göğüslük var bende. Gidip bunu aynı setin başka parçasına çevirmeyi deneyebilirim. Tabi bedava değil. Deneyelim mi hatta? Şöyle göstermiş olmak için. Dinamit mi istiyordu? Var bir tane dinamitim ama. Aynı setin başka şeyine. Bu da Eldritch Essence istiyor. Bu da şeyde Act 6'da çıkıyor. 120k bu arada. Hayatta değmez. Kesinlikle değmez. Denemeyeceğim bile. Tabii oyun sonuna doğru. Şimdi 94 level seti toplarken mecbur. Mecbursunuz yani. O setin hepsi öyle şey olarak toplanmaz. Tek tek hepsi bulunmaz. Bir tanesini bulacaksınız. İki tanesini bulacaksınız. Üçüncü atıyorum. Fazla çıkan bir tanesini dönüştürüp vuracaksınız ondan sonra artık. Valley of the Chosen'a geldik. Bizim burada bütün tomb'lar, şeylerin hepsi burada. Aynen, Ariadne burada. Eğer Messenger geçtiysen de çok şey yapmayacağım, takılmayacağım.
Bir tane şeyi kaçırmışım gibi hissediyorum da. O histen bir türlü bir tane sanki waypoint şey waypoint demişim. Shrine galiba kaçtı arada ama bakalım. Checklist'ten şey yaparız, kontrol ederiz. Şu konditleri kırmamız gerekiyor. 3 tane. En sonunda ortada bir tane boss çıkıyor. Onu öldüreceğiz. Şeye yaklaştık iyice. Hack'in sonlarına doğru geliyoruz artık. Bundan sonra çok fazla görev yok. Ya bu skill'in bunlara vuramaması çok kötü olmuş. Şu hareket skill'iyle vurmaya çalışacağım. Boss'un çıkmış olması gerekiyor. Orada zaten şey de çıktı. Şöyle bir şey çıkıyor. Bu arkadaştan da Blightfiend ve Brightthorn'un bütün hasarlarını aside çeviriyor. Şimdi görevimi teslim edeceğim. Tomb of Setan'da var mıydı? Hızlı bir şekilde ölmeden yanlış şöyle durdurayım da. Checklist'e bakacak olursam Act 6'nın. Bunu yaptık, bunu yaptık, bunu yaptık, bunu yaptık, bunu yaptık. Tomb of the Heretic. Bunu yaptık mı? Bunu yaptık. Valley of the Chosen. Tomb of Nepos da var. Tamam. Şu Sanctuary of Horan. Sunbane Oasis. Bunu geçtim mi ben? Sekin almışız. Hatırlayamadım o Sanctuary of Horan'ı. Evet, Nepos burada diğer shrine'ımız. Buraya girelim, şu shrine'ı aktif edelim. Burada sadece Shrine'ı aktif edip çıkacağım. Başka bir işim yok zaten. Buradan şöyle şuradan gidebiliyorsunuz. Normalde çok uzun dolaşma yolu da. Şöyle. Şimdi niye geçmiyor? Kırdım orayı da. Neyse, illa dolaştıracak beni. Uzun bir süre şimdi Devotion Shrine olarak biraz sakin ilerleyeceğiz. Ta ki bu şeyi yapıncaya kadar büyük Devotion Shrine'ı büyük Devotion'ını açıncaya kadar. Şimdi bir tane orada açtık, bir tane de şeyde açmamız gerekiyor. Valley of the Chosen, yani bu haritanın dışında da var bir tane. Zincir her zaman böyle bende şey yapıyor. Yani ya unutuyorum ya gözden kaçırıyorum. İlla böyle bir açam. Messenger görevi için ayrı bir şekilde illa bir dönmem gerekiyor benim bir kere.
Hiç dönmesem şey, atladım zannedip geri dönüyorum, atlamamış oluyorum. İlla yani bende böyle bir zaman kaybı, bir şey sıkıntısı yaratıyor. Şöyle biraz her şeyi peşime takıp. Al işte burada. O zaman hadi bunu da şey yapalım da. Öyle gideyim, teslim edeyim görevin iki tanesini birden. Burada yine yanan zeminin üstünde %50 ile can götürdüğü için durmamanız gerekiyor. Fire resistance max da olsa fark etmez. O yüzden tanklayacağız bunu yani. Mecbur olarak. Ondan da şöyle bir silah çıkıyor. Şu. Warcry ve Wire's Might için. Ben biraz sadece şu şamanın ağacına vereyim. Şu 50'yi yapalım. Çünkü Necromancer da bayağı düşükte kalmış. 50 level'da ben normalde iki tane skill ağacını da en azından sonuna gelmediyse bile sona çok yaklaştırmış oluyorum. Sürekli sola yapışaraktan gittim. Özellikle sola yapışmaya gerek yok da buradaki Shrine'ı arıyordum. Level'da atladık. Şöyle şamanı fulleyerek gideceğim. Evet, gargoyle'lar aslında bunlar galiba. Bundan çıkıyor mu bilmiyorum da çıkmıyormuş. Evet, şimdi 12 yeşil 12 mor oldu. Bu bizden 13 yeşil 13 mor istiyor. Birer tane şöyle verip ya da ben o neden öyle yapmışım? Bir saniye. Şöyle yapsak olmuyor mu? Yani böyle yapsak da oluyor da bir işe yaramıyormuş. Tamam. Mantıklı yapmışım yani. Bir tane yeşile bir tane mora vereceğim bir sonraki seviye. Sonra artık buradan ilerlemeye başlayacağız. Şimdi bir dakika, şöyle bir şeye daha bakmak istiyorum. Sunward. Tamam. Şimdi ana görevden ilerlemeye devam etmeden önce şunları teslim etsem çok iyi olacak. 1000 tane şeyle uğraşmaktan kafam doğal olarak karışıyor. Evet, artık fark ettiğiniz üzere sona yaklaşıyoruz görev. Kısmında bile çok fazla kalmadı. O set dönüştürmeye 120k vermemek için sattım. Size de aynısını tavsiye ederim. Yerden kemikler çıkan skill'i biz de kullanacağız. Evet,
Şu şaman kısmını bitirip Necromancer'a geçtikten sonra onlar daha çok. Evet, atak diyelim. Travis burada. Şey yapsaydık bilirdik tabii de şu an bilemiyoruz. Nereye gitti o manyak? Son of Uruborok diye biz bu Uruborok'u çağırmıştık. Evet, şimdi buradan bir boss daha kestikten sonra artık ufak ufak sona yaklaşıyoruz demektir. Belt'in olduğu kısmı hatırlayamadım. Hemen bundan sonra mıydı? Ondan da mı sonraydı? Böyle sanki burada oyunun son boss'unu öldürmüşüz gibi bir müzikler, sesler, bir şeyler ama öyle değil. Şimdi Tomb of the Elder Sun. Burada da bir tane şeyimiz var. Devotion Shrine'ımız var. İkinci şeyin de olması lazım. Böyle hafif ileri doğru. Biliyorum buranın da yolları bazen karışık oluyor şöyle ama yukarı doğru ve sola doğru gittikçe sanırım olması lazım. Burası da kapalı. Daha buradan dolaşmamız gerekiyor işte. Oyunu bence bölge olarak, hani yaratık olarak söyleyeyim, bölge olarak en sıkıntılı bölgesi burası. O şeylerden çok fazla var burada. O büyük olan yaratıklardan. Ve kendisi de zaten, bölgenin kendisi de çok şey. Neden ona? Popülasyonu yüksek diyeceğim. Buradan bayağı bir şeyler çıktı. Şu kafasında şey olanları biri galiba buffladığı için öyle gözüküyor onlar. Aklımda hep yukarı ve sola diye kaldığı için yolumu kaybetmeden bir şekilde gelebildim. Sanırım buradan sonra biz belti burada, bundan bir sonraki kısımda arayacağız. Şöyle bir şey çıktı. Lightning'i Aether'a çeviriyor. Böyle bir şey çıktı. Elemental Bleeding. Bunu mesela takabilir miyiz acaba? Aynı çünkü. Armor biraz fazla. Evet, onu muhtemelen takabiliriz. Kaç level istiyordu bakmadım. 55. 55'e kadar 100 tane ondan daha iyisini buluruz muhtemelen. Ama yine de ne olur ne olmaz diye saklayacağım. Yukarıdan Shrine'ın şeyi gözüksün diye bekliyorum. Değil miydi acaba diye böyle insanı şüpheye düşürüyor. Solar'la respect olduk. Onu seçmemiş olmamıza rağmen. Demek istediğim buydu. Seçtiğinizde biraz daha erken şey yapıyorsunuz. Bu Ancestor'da bir summoning reliki. Şimdi şey gözüktü, Shrine gözüktü yukarıda. Kalabalıklığı yani oyunun başka herhangi bir yerine göre hiç normal değil.
bence. Bunu açtık. Bir tane yeşile bir tane mora verdikten sonra artık ana devotion ağacımıza vermeye başlayacağız. Evet, bahsettiğim yer. Ya ben geçtim mi? Bundan sonra o zaman, pardon. Bu adamdan... Father Kaimon artık bu kendisi. Bundan çok güzel bir kılıç çıkıyor. Eğer Spin to Win oynamak istiyorsanız... Ben öyle build yapmış mıydım? Bunu hatırlamaya çalışıyorum, yapmamışım. Şu, bütün fiziksel hasarını Lightning'e çeviriyor şeyin. O Spin... ne o skin'in adı? Eye of the Chosen, böyle bir şey. Bakalım. Eye of Reckoning. Şuradan da bakayım, hiç honored olduğum var mı? Bir sürü respected olduğum var. Bunların hepsinden mesela gidip tariflerini satın alma ihtimalimiz var. Evet. Dediğim yer burası. Artık zaten bundan sonra oyunun son boss'u var. Burada gargoyle arıyoruz. Özellikle ismi her zamanki gibi, ismi sarı olanlardan daha çok düşüyor. Yukarıdan inmelerini bekleyeceğiz artık. En dandiği bile çıksa o belti çıkarmamızda sıkıntı olmadığı için hemen takacağım ama gargoyle görmeme ihtimalimiz var mı onu düşünüyorum. Varsa çıkmama ihtimali kesin var. Ha, gargoyle'lar çıktı. Evet. İlk şeyden yok. İlk dörtlüden yok. Biraz burayı farmlayacağız. Biri geçen videolara şey yazmış, bana tek seferde çıktı diye. Evet, çok normal, şans meselesi çünkü. Geldi bir grup daha. Dörtlü. Aha, çıktı. Yes. Evet, hem de 60'a çok yakın. Çok iyi oldu. Slow Resistance, Bleeding, Aether, Chaos. Çok güzel. Cast Speed de var. Değil mi? Harika. Harika oldu. Şimdi artık hasarımızın çoğunluğu kolda dönmeye başlayacak. Daha iyisini buluruz belki diye gargoyle kesmeye devam ediyorum. Özellikle aramayacağım ama çıkanları da es geçmeyeceğim. Ama şu an çıkan gayet iyi. Hem Aether hem Chaos, ikisi de bizde şey, yani böyle sınırlarda olanlardan. Çıktı bir grup daha. Bir tane daha çıktı. Çok iyiye benzemiyor aynen. Şöyle. Adından daha belli oluyor zaten. Might diyor. O herhalde fizik demek. Ya da bleeding. Aynen, fizik. %7 fizik var. Blood dediği de bleeding damage. Aynen. Benim çıkan neydi? Lightbringer. O herhalde Lightbringer ne olabilir? Cast Speed ya da Light Radius olabilir. Neyse, şimdi son boss'a geliyoruz. Son boss'a girmeden önce gidip şu belti takacağım. Bir hasarımıza bakacağım. Ne olmuş diye. Şu an 4.5. 4.5'a 4.600. Aynen, direkt 5K oldu ve daha da önemlisi çoğunluğu kolda döndü artık. Elemental demiş, cold demiş gibi buralarda olan her şey, mesela şunlar falan, skill'in çok daha büyük bir kısmını etkiliyorlar. Şimdi işte tam şey olduk. Cold olduk. %80 cold, %20 vitality gibi bir şeyiz şu an ve son boss'tan 2 saniye önce bulduk şeyi de. Item ta oyunun en sonundaymış yani. Rezistanslarda bir sıkıntı var mı? Yok.
Hepsi gayet iyi. Bunda yine 3 tane phase var. Evet, hasarımız gayet şu an şey. Bu biraz tehlikeli olabiliyor. Bundan şöyle, ben dediğim gibi yine veteran oynamaya alıştığım için şey yapıyorum belki de. Fazla kaçıyorum ama. O dönerek gelene ben öldüm daha önce. Şu an mesela 20 chaos 20 şey olduğu için bunları çıkartıp yerine başka bir şey takabilirim istersem ama denemeyeceğim. Özellikle buradan direkt ultimate'e geçmek istiyorsam hiç denemeyeceğim. Olur mu olmaz. Evet, 3. phase'e geçti. Geçti mi? Geçmemiş daha. 3. phase'e geçiş animasyonu çok hoşuma gidiyor çünkü benim. Doğru hatırlıyorsam. Ya da o başlangıç animasyonu ve elindeki zincirlerle yere vuruyor sürekli. Evet, her an elim Q'ya gidebilir. Fire Resistance'ınız 80 değil de 75 olursa burada pert olma ihtimaliniz var. Şu özellikle meteorlara. Bana bitmek üzere. Sonunda geldi pot. Bu eskiden de böyle dokunulmaz olduğu anlar var mıydı? Bunu ben mi hatırlamıyorum? Sıkıştırdı köşeye derken evet öldü. Oyun şu an aslında bitti gibi bir şey. Act 5'i daha oynamadık ama hani son boss'u öldürdük. Onun da şeyleri, sandıkları buradaki olanlar, geçen sefer söylediğim o şeyde, Act 4'ün boss'unda söylediğim. Conclave of the Three'ye gideceğim. Devil Tongue diye bir şey çıktı. Onun dışında şundan çıktı. Gidelim Conclave of the Three'ye. Buradan gidemiyormuşuz. Şöyle çıkayım dışarı. Süreye de bakayım. Ne kadar olmuş? 53 dakika olmuş aslında, ideal. Şöyle şu görevleri teslim edip yeni görev alıp Act 5'e falan geçeyim derken zaten o süre biter. Korvac, his count has been. We must ensure that none of Korvac. Şimdi bu olduktan sonra bir tane şeyimiz var. Legendary'yi hemen şöyle şuraya bırakayım. Çok iyi bir şeye benzemiyor zaten. Şimdi bir şey sadece aklıma takıldı. Ona bakayım bir. Bunları da satacağım tabi. Evet, bunların hepsi satılacak. Kenardan bir tane de Fire karakter oynuyorum. O yüzden böyle bazen gördüğüm Fire item'ları bunu niye satıyorum, satmamam lazım diye alttan bir şey dürtüyor sürekli. Bu muydu? Üç tane Seal, Morganet'in Seal'ları, sonra da Lost Oasis'e geçiş. Aynen. Dediğim şey buydu. Buna biraz başlangıç yapsak mı? Bir sonraki videoya kalsa daha iyi olacak. Şimdi uzun biraz. Uğraşmayalım hiç. Evet, her şeyi depoya bırakıyorum. Şöyle. Bunu satacağız. Dinamit hazır dursun. Şimdi Act 5'e geçeceğim bundan sonra artık. 50, 50 ve 55 seviye bunlarda. Şöyle. 50'ye çok kalmadı aslında. Bunu da satayım.
Hazır gelmişken şu şeyleri satın alayım. Tarifleri satın alayım. Yani zaten sola elinki oydu. Karşıdan direğe geçeceğiz. Bunu öğrenmişiz zaten. Bazen aynı şeyler de olabilir ki Endurance aynı galiba hepsinde. Sonra kendilerine ait beltleri var. Onun dışında herkes respected. Respected. Şu şeye de bakalım. Almadığımız tarif var mı diye bakıyorum. Bir de şu kalkanı yakın zamanda sanki güncellesem iyi olacak gibi duruyor. Order of Death Vigil artık burada da var. Söylemiştim şey yaptıktan sonra buraya geliyor. Bu aktiviteyi bitirdikten sonra. Homestead'de satın almadığın tarif 1, 2, 3, 4, 5. Bak mesela Sanctified Bond çok iyi. Bütün şamanlara Cold vermediği için bir şey demiyorum. Şaman skillerini artı bir de. Leather Hide. Spike Carapace. Şu Sanctified Bond hem Vitality hem Chaos veriyor. Chest ve head için. Fervor diye bir relik. Hysteria diye bir relik. Bir de şu Black Legion'a bakalım. Legion belt almamışız mesela bu Colt veriyor ama gerçi belt artık değiştirmeyiz. Arcane Spark iyi. Valerion's Blood iyi. Bunların hiçbir tanesini almamışız. Elimdeymişken hepsini gezsem mi acaba diyorum da. Devil's Crossing'den aldık sanki. Aynen Devil's Crossing'den aldık. Old Arcavia'dan da almışızdır. Devil's Crossing, Old Arcovia, sonra buradan Homestead'e geçiyor. Black Legion var, Order of Death's Vigil var. Ondan sonra Act 5 ve Act 6'da var şeyler. Bunların da hepsini almışım. Tamam o zaman sıkıntı yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.